Şu andaki peynir fiyatlarının piyasada veyahut da medyada yansıyan fiyatlarına çok anormal bir fiyatlar görünür. Bunun sebebi ise bizim Van peyniri sezonluktur. Van peyniri Nisan ayında taze otlu peynir olarak çıkar. Temmuz ayında otlu peynirler toplantıda gömülerek küp peynir haline dönüşür. Ocak ayından sonra o küp peynirleri piyasaya kışlık peynir olarak satılır. Yani şu andaki piyasada 30-35 bin lira bir fiyat belirleniyor. Bu ise geçen seneden kalma bizim küp peyniri tabir ettiğimiz peynirlerdir. Bunlar zamanında toplantıda, geçen sene Haziran, Temmuz ayının toplantısında gömdüğümüz peynirler şu anda zamanı geçtiği için birazcık şeye denk geliyor, piyasanın talebi çok olduğu için, arz da az olduğu için biraz fiyatlar ondan dolayı artmıştır. Ama bunun yanında şu anda dezgahlarımıza Van'a has yeni çıkan otlu peynirler çıkmıştır. Bu da 15 lira falan fiyatındadır, tuzludur. 20-25 günlük, 40 günlük tuzunu içinde saklanmaktadır. Herhangi bir sakıncası yoktur. 10 gün sonra peynir fiyatları daha da aşağı çekilebilir. Şu ana kadar hala o tescil olmadı. Ama aldığım duyumlara göre şu anda Van Ticaret Odası tekrar Van peynirini tescil etmek için müracaatta bulunmuş. Bu Van peyniri tescil olursa Van'ın ekonomisine %100 etkisi olacak. Van Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Valimiz şu anda bu çarşıyı restorasyon etmek üzere girişimde bulunmuştur. Allah kısmet ederse bir ay içinde bu çarşıyı restore edecek. Bundan sonra Van peyniri daha hijyenli, daha güzel, daha temiz bir ortamda satışa sunulacak. Eğer Van peyniri tescil olursa bu daha da ön plana çıkacak. Bundan dolayı şahsın buradaki peynirciler esnaf adına, Vanlılar adına saygıdeğer Van Valisi'ne, Büyükşehir Belediye Başkanı'na sonsuz şükranlarımı sunarım. Şimdi fiyatların yüksek olması, şu an mesela 1,5-2 ay baktığımızda sanki 10 liralık bir yükselme var. Bu da hani peynir azalma noktasında ilkbahar sürekli koşuşturmadan dolayı yani biraz yani arama şeyine girdiğimizde yükselir bu, her dönem olur. Şu an yüksek ama düşecek mi? Bu şekilde kalır diye bir şey yok. Hani genelde mesela dışarıdan gelen müşteriler çoğu hani şaşırıyor falan, bazen genel çoğunluk itibariyle normal görüyor.